Ben Gönen'de doğdum. Türk dilinin müstesna incilerini veren Ömer Seyfettin'in memleketindeyiz. Söze doğrudan ulaşan, gönülleri kurtarmış yiğit insanların şehrindeyiz. Şifalı sularından, doğal ve tarihi güzelliklerinden keyif alarak sürüyor yolculuğumuz. Kızıl Elma'dan bereketli topraklara doğru gidiyoruz. Doğanın eşsiz güzelliğine şükrederek varıyoruz Gönen'e. Marmara'nın martıları eşlik ediyor hikayemize. Bilim adamlarıyla, yetiştirdiği insanlarıyla, Ömer Seyfettin diyarında ilim yolculuğundaki veli tavrıyla Mehmet Efendi'ye hayır dualarla atıyoruz adımlarımızı. İlçemiz Balıkesir'in Güney Marmara bölgesinde yer almakta olup Yeşil Gönen olarak adlandırılmaktadır. İlçenin marka değeri yaratan ürünlerinin başında termal kaplıca suyu gelmektedir. Bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık ürünleri, et ve süt ürünleri, tarım dediğimiz zaman Gönen baldo pirinci, dünyaca ünlü ve Gönenli bayanların işlemiş oldukları iğne oyaları, çeyizlik ürünler en başta gelmektedir. İlçenin tarihçesi incelendiğinde oldukça eski bir yerleşim yeri olduğu görülmekte. Osmanlı dönemine gelinceye kadar bu bölge içerisinde Lidyalılar, Persler, İyonyalılar, Bizans ve Roma devletlerinin vatandaşları sıcak suyun kaynadığı yerlerde yerleşim yeri kurmuşlardır. Bölgenin tarihteki ilk adı Asepsus'tur. Asepsus, Gönen Çayı'nın eski adı. Daha sonraları şehrin adı Artemia olarak adlandırılmış. Artemia da Yunan mitolojisinde yer alan orman tanrıçası olan Artemis'ten gelmektedir. İran seferine çıkan Büyük İskender'in Artemis nehrini geçmek için kurdurmuş olduğu İskender Köprüsü, ki günümüzde hala ayaktadır, güvercinli köprü olarak adlandırılmakta, şehrimizin antik yerlerinden, eserlerinden biridir. Bunun yanı sıra Alacaoluk ve Babayaka kalelerinin de kalıntıları günümüzde gözükmektedir. Bölgede yapılan kazılar bu bölgenin çok eski bir tarihi yerleşim yeri olduğunu göstermekte. Milattan sonra 2. yüzyılda çıkan eserler bölgenin eski adının sıcak su şehri anlamına gelen termi kaplıcalarında Granikanyon kaplıcaları olarak adlandırıldığı söylenilmekte. Bunun yanı sıra aynı eserlerde sıcak suyun şehir için ne kadar önemli olduğunu bildiren yazıtlar da bulunmuştur. Uzun süre Bizans yönetiminde kalan bölge, sonrasında Anadolu Selçuklularına, daha sonrasında da 1334 yılında Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçmiştir. Bölge Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra Bolu'daki Malkoç ve Rüstem beyliklerinden aşiretler bölgeye gelerek yerleşmişler. Önceleri Artemia bölgesi olarak adlandırılan antik kentin üstünde 14. yüzyıldan sonra yeni bir Türk yerleşim yeri ortaya çıkmaya başlamıştır. 93 Harbi olarak adlandırılan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kafkaslardan ve Balkanlardan birçok Türk boyu bu bölgeye gelerek yerleşmişler. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu bölgeyle ilgili Bursa krallarının sayfiye yeri olduğu ve yaz tatillerinde bu bölgeye gelerek tatillerini sıcak su şehrinde geçirdiklerinden bahsetmiştir. Ayrıca Evliya Çelebi bu bölge için kırmızı kiremitleriyle ünlü düzenli bir şehir olarak seyahatnamesinde bahsetmiştir. Ağaçların arasında inci misali duran Gönen'e bakıyoruz. Güneş yeşilin her tonuna vuruyor ışıklarını.
Yeryüzünün şifa şehrinde tarihi ve doğal güzelliklerin birikimiyle Balıkesir'imizin Gönen ilçesine varıyoruz. Gönenli Mehmet Efendi, uzun yıllar Sultanahmet Camii İmam Hatibi olarak görev yapmış, ilim ve irşat yolunda yaşadığı ömrüyle doğduğu ve ilk görev yeri olan Gönen'in tarihine adını yazdırmış bir başka isimdir. Yakın tarihimizin önemli bir ilim insanı olarak Edirne Kapı'daki ebedi istirahatgahından Gönen'e bir köprü olduğunu bilmek gerekir. Sabah 5.25'te uyandım. Güzel bir kahvaltı ettim. Hayvanları saat 7'de saldım otlatma. Saat 10-10.30'da kapattım. Oradan traktöre bindim tarlaya. Bugün işte burada gördüğün gibi tohum işini halledip bitirmeye uğraşıyoruz. Ay şimdi buradan gittim de saat 3.30-4 hayvanları salırım. Akşam saat 8'i çeyrek geçe falan o civarlarda ezanla kaparım. Ondan sonra gene bir yemek yerim. Ondan sonra çay içerim, istirahat. Öyle günümüz işte öyle yani. Burada durduğumuz zaman tarlaya gelir dolaşırım. Yani günler öyle geçiyor. 5 kuşak önce dedemin dedesi gelmiş. Biz işte babadan kalma bu tarlaları işliyoruz. Her yıl ekip biçip ekiyoruz, devam ediyoruz. Hayat böyle. Pirinç ekimi işte Mayıs, Nisan aylarında hazırlanır. Mayıs'ın ilk bir haftasında ekilir. Eylül 15, Eylül 20, 25 o günlerde de biçeriz, hasat yaparız. Haftada 2-3 defa suyunu takip ederiz, gübresini. 3 defa gübre atarız yılda. Haftada bir, 10 günde bir suyunu veririz. Öyle işte ilaçlamasını yaparız, ot ilaçlamasını. 45-50 günlükçe bir şöyle bir hafta bir havalandırma oluyor. Kök yenilenmesi için. Sade bir o kadar ot gelmemesi için, darının yabancı otların içinde barınmaması için su içinde olması gerekiyor yani. Yani şartlar uygun olursa, iyi olursa 10 ton, 10.500 kilo falan çeltik alırız. Yani kurutup, çuvallayıp fabrikacılara satıyoruz. İklimin elverişli oluşundan yani. Gönen'de baldo, yıllardan beri bu en kaliteli baldo burada yetişir yani. Gönen, Trakya, Trakya'da da yetişir. Oranın da baldosu var Trakya'nın da. Gönen'inki bir başka yer Trakya'nınkinde. Dünyada en güzel pirinç İtalya'da yetişir. İkincisi Gönen'de. En güzel baldo, Gönen baldosu. Yok, yalnız şey yapayım, yalnız. Gerektiğinde yardımcı da gele yani. İstersen de. Ya burasını yeniden sürüp asat ederiz. Ya istersen hayvanlara ot ekebiliyoruz. Hayvan da var bende, koyun var. İstersek ot, yani hayvanlara kışlık ot. Karambol otu ekiyoruz. Öyle yani.
Vakit Rast makamıyla çağırıyor insanımızı. Güneş en tepe noktada Gönen Merkez Camii kubbesine dokunuyor. Çocuk sesleri, kuş cıvıltıları, vaktin bereketi derken şükürden mülhem vakti yaşıyoruz. Gönen'de aynı safta buluştuğumuz çiftçilerin emeklerine duayla başlıyoruz. Tatlı dille başlayan pirincin hikayesiyle devam eden çay sohbetinin keyfi kalıyor aklımızda. Şehir 1920 yılında Yunan işgaline uğruyor. 6 Eylül 1922 yılında da Yunan işgalinden kurtuluyor ve bu 6 Eylül tarihi ilçemizde Gönen Oya Festivali olarak kutlanmakta. Ayrıca Gönen'de doğan ve Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olan Ömer Seyfettin için her yıl Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinliği ilçemizde düzenlenmektedir. İlçenin ekonomisine değinecek olursak, tarım ve hayvancılık en önde gelen ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Et ve süt ürünleri, bunun yanı sıra dünya ünlü Gönen Baldo pirinci, çeltik, ülkenin ve ilçenin ekonomisine can veren ürünlerden. Bunun yanı sıra Gönen'de deri organize sanayi de oldukça önemli bir yer almakta. Daha önceleri şehrin içinde bulunan deri işletmeciliği, yeni kurulan organize sanayi bölgesine arıtma tesisinin de yapılmasıyla birlikte taşınmaya başlamış. Bunun yanı sıra ilçenin önemli marka değerini yaratan el işi iğne oyaları da oldukça önemli bir ekonomik getiri sağlamakta. Ev hanımlarının kurmuş olduğu kooperatiflerde yapılan bu iğne oyaları Gönen Oya Pazarı'nda ve Gönen Parkı içerisinde yer alan standlarda sergilenerek gelen müşterilere sunulmakta. Gönen Kaplıcaları 1993 yılında 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca turizm bölgesi olarak kabul edilmiştir. Başta romatizma ve kireçlenme rahatsızlıklarına iyi gelen termal su, Gönen içerisinde Gönen Kaplıcalarında ve Gönen'e yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan dağ alıcısında gelen turistlere hizmet vermektedir. Gönen'in ayrıca turistik çekicilikleri içinde bulunduğumuz bu Gönen Parkı, Dağlıcası ve Gönen'e yaklaşık 13 kilometre uzakta bulunan Denizkent Sayfiye Alanı gelen turistlere güzel, hoşça vakit geçirecekleri alan imkanı sunmaktadır. Gönen Mozaik Müzesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taş eserleriyle Balıkesir'in tarihi birikimini yansıtır. Antik Roma'dan kalma güvercin köprüsü, Gönen çayı üzerinde yüzlerce yıldır zamana direniyor. Köprü kalıntısındaki havalı bölmeler yıllarca ayakta kalmasını sağlamıştır. Bu mühendislik bilginin kutsiyetine şükretmemizi sağlıyor. Gönen Kaplıcaları derdin devasını sunuyor. Mısırlılar, Romalılar, Bizanslılar tarafından tarihte işletilen ve Türk tarihinde eşsiz bir yeri olan Gönen'in meşhur kaplıcaları, sıcaklığı, Büyük İskender'e dayanan tarihi ve birçok hastalığa iyi gelen sularıyla turizmin ve doğanın hizmetine sunulmuştur. Derdin devasını verene şükürler olsun ki ezelden ebede kıymeti bilinecek bu bereketli toprakları bize nasip etmiş. Medeniyetimizin her noktasında anlamlı, insana yaraşır ve insanı yaşatır eserler bulduğumuzu görüyoruz.
Alacaoluk Kalesi geç Roma dönemine ait olduğu, olasılıkla 2. Theodosius milattan sonra 401-450 veya 1. Anastasius milattan sonra 491-518 döneminde Aesepus Gönen Nehri Vadisi'ni koruma amaçlı yapılmıştır. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Babayaka Kalesi, tarihi yapı olmasıyla ön plandadır. Binlerce yıllık geçmişi olduğu bilinen kale, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Biraz yüksek olur. Yani 40-45 santim olur. Bazıları 30 santim, 35 santim. Eğer çeltiğin boyuna göre, yani markasına göre boyu olur. Mesela Osmancık alçak olur. Baldo biraz yüksek olur ondan. Şeyi de, sapı da farklı olur yani. Osmancık'ın sapı biraz daha kalın olur. O 130-135 günlük falan olur. Hazırlamak için Nisan ayının başlarında başlarız tarlayı hasat etme, hazırlama. Yani Nisan içinde hazırlanır, Mayıs'ın 3'ünde, 5'inde, 10'unda, 20'sine kadar ekeriz yani. Yani şu günlerde ekim biter yani. 15-20 gün ekim sürü, 1 ayda hazırlaması sürü, yerlerin hazırlaması sürü. 4 ay, 5 ay. Yani 120 gün, 150 gün arası da yetişmesi sağlanır. Sevmesen yapamazsın zaten. Yani istemediği işi insan yapamaz. Yapmaz yani daha doğrusu. Yani mecbursun, tarlanı boş bırakamazsın toprağa. Toprağın emek topraktan gelir. Yani biz dededen babadan öyle gördük. Yani emek toprakta yani. Başka yerde değil. Döver biçer gire, buradan biçe, buradan romağa açtırırız buraya. Romağın içine döke, buradan kurutmaya. Kurutmada 7-8 saatte devir daimli. 8 saatte kuruyor yani. Bir daha 17 rutubetle çuvala koyuyoruz. Bir daha o rutubetle 2 senede durabilir yani çuvalda. Kendi yetiştirdiğim pirinç tabii insan için tabii özverili inir yani güvenle. Ziyandan, israftan yana diliz yani. Bu yetişmesi zor yani. Gençler de yani babasıyla beraber, abisiyle beraber, hep beraber
Yani bu işi babadan öğrene yani. Böyle çıraklığı yetişmeyi, öğrenmeyi babasından öğrene. Yani. Abisinden. Yakınından yani. Uzakta öğrenemezsin. Domates de ekerdik daha önce. Bu işi artık yapamayız. Artık zor gelmeye başladı. Domates de yetiştirdik burada. Domates de ektim ben. Yani mısır da ekebilirsin. Yani ihtiyacımız genelde neyse onu ekiyoruz. Biz hayvanlar için mısır ekebiliriz. Ot ekebiliriz. Otun altına mısır ekiyoruz. Yani hayvan ürünü oldu mu iki ürün alabiliyoruz yani. Ot, mısır, iki ürün olabiliyor o zaman. Gören tarihi kimliğine kavuşma çalışmalarına ulaşırken, Alacaoluk Kalesi keşif yapmayı seven ziyaretçilerini bekliyor. Doğa yürüyüşü severlerin iyi bildiği Artemmea yolunda sincapların, kuşların, suların sesi eşlik ediyor hikayemize. Güneşin Ege'ye devrildiği vakitler yaklaşırken, tarihin içinde Gönen'in güzellikleriyle geçen bir günü yaşadığımızı biliyoruz. Yaşamış ve yaşayan insanımızın kıymeti toprağına bağlıdır. Biz topraktan gelip toprağa döneceğimiz bir hayat içinde, gönlümüzde iyilikler ve güzellikler biriktirdiğimiz için büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Gönen'e, Balıkesir'e, Marmara'ya ve coğrafyamızın gönül hikayesine selamlar olsun. Gönen'de doğan tarih ebed olsun, ebed olsun, ebed olsun.